Senin gönlün mesur ve musahhardır. Mazursun. Sen gamın ne olduğunu bilmezsin. Mazursun. Ben sensiz bin gece kan ağladım. Sen bir gece sensiz kalmadın. Mazursun. Ahmet Gazali. Ne güzel demiş, öyle değil mi? Ama bu dizeleri yazdıran bir o kadar da büyük bir derttir. Aşk. Aşk derdiyle sınanmak. Hele bir de karşılıklı olunca. Hiçbir aşık maşuğundan ayrılmamalı. Al çiçek. Aşk bu cihandaki en üstün duygudur. Beni niçin çağırmıştınız Valide Sultan? Aşıklar vuslata erdirilmeli. Al çiçek. Biz seni sevdiğinden ayırıp kafese hapsettik. Bakalım bizi affedebilecek misin? Ayda! Ayda! Çenen değil. Bileklerin konuşsun. Olacak, olacak. Sana öyle bir pusat tutturacağım ki Bala Hatun seni bacı yanlara alacak Ülgenba. Söyle, söyle. De. En de pusatla alayım canına. Maşallah. Bir gel lan daha et de koparayım o dilini. Ne yaparsın? Talim ederiz. Koca obada adam mı kalmadı Osman Bey'im seni gönderdi? Hem ben niye talim ederim? Na, bu Yarkutay ne anlar pusattan? Pusatı bana soracaksın. Doğru dedin Gürbüz Alp. Ben bunu ne ettiğini anlamam. Osman Bey'im bana buyurdu. Bey buyruğu çiğnenmez. Haydi. Al pusatını geç karşıma. Al pusatını geç karşıma dedim Ülgen Hatun. Düşmanın gözünün içine bakacaksın. Korkmadığını belli et. Açığını kolla. Hatun'a bildiklerini de unutturacak. Bana bak. Ne diyeyim ben? Pusatı bana soracaksın. Sen ne dayı geldin? Osman Bey seni bekler. Hadi. İmni mi dersin? Sen talim et. Talim et gel. Hadi. Haydi. Allah maşallah. Hızlı. Bak.
Kızlar da. Al çiçek. Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. İnsanoğlu sevdiğinden ayrılmamalı. Kelamınızla hamleniz uyuşsun, Valide Sultan. Beni Bayındır Bey'e vermeye kalkıp ne anlatırsınız? Beşer, şaşar. Ben de insanım Alçiçek. Elbette yanılabilirim. Keza yanıldım da. Ama Aktemur'la aranızdaki bağın bu kadar kuvvetli olduğunu bilmezdim. Bilseydim, Bayındır'a söz vermezdim. Gayrı bir önemi yoktur Valide Sultan. Bizim sevdamız sizin yanlışınızla sınandı. Biz bu sınavdan kaldık. Ben de Aktemur'da. Gayrı bitti. Konuşmanın bir lüzumu yoktur. Bitmedi. Al çiçek. İkimiz de iyi biliriz ki bu kuşları kafese koyan da benim, onları hür kılan da benim. Sizi kavuşturacağım. Hem Aktemur'un zindandan kaçışı. Yardım edenin sen olduğunu bilmez miyim sanırsın? Biten bir aşk için mi onca şeyi göze aldın, Alçiçek? Neden görmezden gelirim? Çünkü sen benim de kızımsın. Mutlu ol. Mutlu olun. Benim yüzümden yarım kalan hikayeniz tamam olsun. Gayrı çok zor Valide Sultan. Benim buna kudretim vardır. Şimdi sen çıkabilirsin. Ben de sizin düğün hazırlıklarınızı başlatayım. Alçiçek ve Aktemur. Siz kavuşması gereken iki kuşsunuz. Çok mutlu olacaksınız. Kendinize hür sanacaksınız. Ve her daim benim emrimde olacaksınız. Destur var mıdır? Gel. Valide Sultanım. Bengi Hatun. Esma'dan haber vardır. Nedir? Gayrı yerini biliriz. Madem ki işteki belaları defettik, o vakit fetihlere kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Hande kuzenasın ölümü. İmdiye onlara korku salmıştır. Tedbirlerini daha da arttıracaklar. Köprühisar'ın son ahvalini öğrenmek gerek. Vakti geldi. Cerkutay, Ülgen Hatun'la birlikte oraya sızacaksınız. Ben de varayım beyim. Köprühisar'ı bilirim. Bildiğini Cerkutay'a diyorsun. Sen bana lazımsın, benim yanımda olacaksın. Buyur Onur Bey'im. Aldıkları nefesten bile haberimiz olur evvelallah. Köprühisar'ın ahvalinin ne olduğunu bilmek gerek. Sonrasında tezinden orayı yurdumuza katacağız inşallah. İnşallah be. İnşallah. Evlatlar, siz de Sultan Mesud'un yanına varasınız. İsyan için beylere mektuplar yazacaktı. İmdiye hazırdır. Onları alıp beylere dağıtacaksınız. Hem de ona aş götüresiniz. Bir ihtiyacı var mı sorarsınız? Buyurundur beyim. Buyurundur beyim. İmdi vaziyet tekinsizdir. Yanınıza fazladan alpalasınız. Yoo. Yanındaki alpler yeterlidir. Başlarının çaresine bakacaklar. Yol çetinse biz de çetiniz Bala Ana. Başımızın çaresine bakarız. İyi. Haydi bakalım evlatlar. Mesut'un yeri belli. Yanına yeteri kadar asker al. Esma'nın dediği yere git Mesut'u bul. Buyurunuzdur sultanım. Haydi. De. İstikamet Kayı Obası'dır. Haydi. Sultan Mesud'u daha ne kadar elimizde tutacağız? Hele şu mektuplardan bir dönüş olsun. Bizim tarafımızda hangi beyler var bir öğrenelim. Ona göre hamlemizi yapacağız. Beyim yapacağız yapmasına da. Asiye düşmüş vaziyetteyiz. İsmihan bizi rahat olmayacaktır. Rahatla işimiz yok Boran. Bizim her daim çetin olanla işimiz var. Konur. Kızılca mevkiine karargah kuracaksın. Ama kuşatma silahları olmayacak. Yalnızca pusatlar dövülecek. Ve talim yapılacak. Günü geldiğinde fethi için her şey hazır olacak. Buyurundur beyim. İsmihan'a gelince... İsmihan... Bizim obada olduğumuzu bilir. Belli ki başka bir hamlesi var. Yoksa İmdiye ordusuyla üstümüze gelip... bizi tutuklamaya kalkardı. Hamlesi ne ola ki beyim? Yakında gelip kapımızı çalar. Geldiği vakitte öğreniriz. Mesutlarımız beyim. Gelensin Ayaz. Gelsin. Beyim, Valide Sultan gelir. Gelsin bakalım. Gelsin. İsmihan Sultan gelir.
Hazır mısın kardeşim? Her zaman ağabey. Emanet canımızdan ötedir. Haydi. Ya. Yeah. İzleri bulduk. Bu taraftalar. Haydi. Acele edin. Mesut'un yeri buralarda olmalı. Onları bulmadan durmayacağız. Gel. Yiğitleri de gelir Sultan Hazretleri. Aç da getirirler. Maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sultan Hazretleri, sıhhatiniz iyidir inşallah. Çok şükür. Sizin için aş getirdim. Sultan Mesut Hazretleri, Osman Bey bize bir emanet vereceğinizi bildirdi. Doğrudur. Beylere mektup gönderilecek. Hepsini yazdım. Beyim! 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 Valide Sultan'ın adamları geliyorlar. Ne edeceğiz ağabey? Bir hamlem vardır. Onları atlatacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. İndirin pusatları. Altlar. Siz de indirirsiniz pusatlarınızı. Buraya ne sizi tutuklamaya ne de sizinle savaşmaya geldim. O vakit buraya ne sebeple geldiğinizi diyersiniz. Valide Sultan. Kanta kuzen olsun kellesi. Bir armağan mıdır yoksa bir tehdit mi Osman Bey? Bunu sormaya geldim. Siz nasıl bilmek isterseniz öyle. Eğer karşımdaysanız evet bir tehdit. Ama karşımda değilseniz o vakit size bir armağandır. Biz seni mahkemeden kaçtı bilirken ittifak bildiğimiz seni mahkemesiz infaz etmek istemiş. Bu onu benim düşmanım yapar. Hak ettiğini görmüş. Düşmanımın düşmanı da dostumdur. O yüzden güzel bir armağandır Osman Bey. Ama asıl güzel olan bir şekilde onun elinden kurtulman. Bu başarı takdire şayan. Sizin tarafınızdan takdir edilmek bizim son arzumuzdur. Öyle mi Osman Bey? Oysa benim takdirim pek kazançlıdır. Her
Her ne kadar Bala Hatun elinin tersiyle itse de... Kazanmayı istediğim tek takdir Rabbiminkidir Valide Sultan. Bizim şerle geldiğimiz görülmemiştir. Osman Bey, kapıda mı konuşacağız? Gelmenizin sebebini demezseniz... sizin için bütün köşeler doludur Valide Sultan. Yaptığın onca hata, giriştiğin cümle isyan hamlesi, asice kelamların, hadsizce tavırların. Hepsi Ali Selçuk'un sultanı Sultan Alaaddin'in yüce merhameti tarafından affedildi. Artık masumsun Osman Bey. Şimdi konuşmamız gereken mühim şeyler vardır. Mümkünse yalnız. Buyurasınız. Valide Sultan. Diğerlerinin önemi yok. Biz sultanı takip edelim. Gayrı kaçamazsın. Sultan Mesut. Valide Sultanıma götüreceğim seni. Görünene aldanmayacağım. Sen. Öyle kolay mı sanarsın Avcı Bey? Gizlenerek geleceklerdir. Evvel onları ormana çekeceğiz. Sonra doklarımızla vuracağız. Kumral Abdal, Sultan Hazretleri, kisvelerinizi değişin. Kumral Abdal, halasın. Beyim? Haydi, bir an evvel değişin. Haydi, acele edin. Kardeşim, sen altlarla Sultan Mesut'un yanında olacaksın. Buyurundur ağabey. Seni küçük şeytan. Oyun oynarsın ha? Sen de bu oyuna gelirsin avcı. Canını elimizde vermeye bu kadar hevesli olma. Var git yoluna. Sultan'ı almadan hiçbir yere gitmem. Haydi gideriz. Orhan!
Emaneti baştan öte tutmak bizatihi mirasıdır Sultan Mesut Hazretleri. Ağabeyimin canını tasa etmeyin. Kumral Abdal'ın da. Onlar yalnız gereğini ederler. Bizim de sizi bir müddet kalacağınız bir yere götürürüz. İkiniz de Osman Bey'in güzel hasletlerine sahipsiniz. Maşallah. Eyvallah Sultan Mesut Hazretleri. Kaybettiklerini sana geri veririm. Okuduğun gibi Osman Bey. Yenişehir'i yeniden sana verdiğimin belgesidir. Valide Sultan. Demek Yenişehir'i bana yeniden verirsin. Atlar. Öyle gelesiniz. Hasan Alp. Abdurrahman Ağa'nın evladıdır. Abdurrahman Ağa da Yenişehir'in tacirlerinden. Bir çömlekçi. 4 tane evladı var. En büyüğü Hüseyin. Hasan'ın ağabeyi. Benim nalpımdı. Ve benim kollarımda şehit düştü. En küçük ise Züleyha. Yenişehir'de hastalıkla pençeleşirdi. Ama çok şükür ki sağlığına kavuştu. İşte. Burada da Kemal Alp. Fatma Ana'nın oğludur. Fatma Ana'nın 5 tane hayvanı var. Yenişehir'de yoğurt satar. Evlatları, torunları hepsi Yenişehir'in altlarındandır. Fatma Ana, Uluca Hisar'ın fethinde eşini şehit verdi. Fetihler durduğu vakit bana dedi ki, ne deyu durursun Osman Bey? Ne deyu durursun? Ben kocamı sen durasın diye onu şehit verdim. Nalplar, siz çıkabilirsiniz. Diyeceğim o ki, Yenişehir'i sen benden almadın ki, imdi veresin. Senin alacağın tek şey mülktür. Benim ahalimin yüreği değil. Biz bu vakte kadar başkalarının verdiğiyle mi büyüdük? Biz istediğimizi istediğimiz vakit alırız.
Bir de... Bir de kaybetmediğimiz öyle mi? Yok. Buna lüzum yok. Valide Sultan'ı reddetmek. Hiç akıllıca bir karar değildir Osman Bey. Yüreği senle atan kadar senden ayrı olan da vardır. Tebaanı maceradan maceraya sürükleyip kırdırmandan yorulan da vardır. Doymayan gözün uğruna şehit vermekten usanan da vardır. Elbet vardır. Hepimizin gideceği yer kara topraktır. Ne de iyi mücadele ederiz. Varsın anlamasınlar. Varsın sen de anlamayasın. Ama davamızı anlayan elbet size de bildirecektir. Osman Bey. Uçların Asi Bey'i. Demek teklifimi reddedersin. Tek bir obayla davanı sürdürebilecek misin? Kökün burada değil. Bu yurtta pişmedin. Bu uçlarda zorbalıkla ne kadar dayanacaksın? Ölene kadar. Uçlar bizimdir. Burayı birlikte savunacağız. Şehrini sana bu yüzden geri vermiştim. Sen bilirsin. Mesele büyümekte Osman Bey. Yarın Germiyanoğulları, Kareseoğulları ve Candaroğulları beyleri divanda toplanacak. Sen de geleceksin. İcabet edeceğim Valide Sultan. Anam vallahi korkmaya başladım ha. Niye ola bunca gizli olan? İşte budur Ülgen. Hadi giyesin bu zırhı. Giyeyim ben mi? He. Yok sen ne zırhı lan ben nasıl? Ne? Anam. Ne olur ki? Bu iyice kafam karışmaya başladı. Aman dayım evvel pusat talimi indi zırhı. Bazı yanlara başım olurum. Öyle değildir Ülgen. Mühim bir vazifeye gidersin. Vazife mi? Ne vazifesi ola ki? Pek mühim bir vazifedir. Anam beni korkutman. Ben mühim, zırhlı, fırsatlı neye vazifesine gidiyorum İsmihan? He mi? İsmihan. Yok yapamam, yok anam, yok o beni yer. O beni çiğ çiğ yer. Etmem bak onca askerle geldi zaten. Yok Ülgen yok. O değildir. Bir gün. Ben yatım. Kız o da beni diri diri gömer. Köprüyü sar Ülgen. Köprüyü sara sızıp bilgi toplayacaksın. He. Ama ben de bir şey diyeceğini sandım. Ne? Ne? Caşıt mı olacağım? Ben. Bir başıma. Kapıyı sarayım. Ey gidi Ülgen ey. Vazife için yufarlığına gitmek de varmış. Hakkınızı helal edin. Ülgen. Ülgen. Ülgen dur. Dur. Biz seni bir başına ateşe atar mıyız hiç? Bir başına gitmeyeceksin. Osman Bey'in yanına pek iyi bir yoldaş verir. Değil mi? Caykut Hayat da seninle gelecek.
ciğer kudayı mı? Anam o eline yüzüne bulaştır, ben tek giderim. İyi o vakit. Ben bir Osman Bey'ime söyleyeyim. Belki kabul eder. Yok, tamam. Şimdi Osman Bey'im demiş. Üstüne laf demez. İyi madem gelsin ciğer kuday da nasıl Caşıt olduğunu öğrensin. Haydi Ülgen, haydi. Kısa kesesin de giyinesin gayrı. Giyeyim. Bu önü bu tarafıysa ben şöyle mi geçeyim? Ülgen. Bu geçmiyor mu? Öyle değil Ülgen, öyle değil. Hayır olsun Valide Sultanım. Pek acil demişsiniz. Nasıl geldiğimi bilemedim. Hayırdır, hayır Bengi Hatun. Sana mühim bir vazife vereceğim. Buyruk sizindir. Bundan gayrı kayıların geleceği senin elinde. O nasıl olacak? Benim kayılarla bir bağım yoktur. Yoktur. Ama olacak. Aktemur'la Alçıçay'ı evlendireceksin. Valide Sultan, bu olmaz. Benden her şeyi isteyin. İsteyin canımı vereyim. Ama bu olmaz. Benim o kayılarla... Ben sözümü söyledim. Bengi Hatun. Aklına kullan. Biz ne kadar karşı çıkarsak çıkalım... ...bu işin önüne geçemeyeceğiz. Valide Sultanım, bu olmaz. Ben kızımı kayılara gelin edersem al çiçeğimi hepten kaybederim. Bunun Bengi Hatun. Demek sulh ister, barış ister ha. Hem de Yenişehir'i vermek istedi. Bu hamleden muradı ne ola ki beyim? Sıkışmış. Onu sulha iten, bize muhtaç kılan bir derdi var. Hem de büyük bir bela. Belki de beyim, Öktem'le Bayındır'la bıçak dönmez demiştir. Seni yanında ister. Orası öyle ki beyleri davet etmiş. Ama ona rağmen hala bize yanaşmaya çalışır. Belli ki başka bir mesele var. Ama şimdilik bildiğimiz bize muhtaç olduğudur. O vakit biz ne edeceğiz beyim? Madem ki bize muhtaç, o vakit istediğimizi alacağız. İstediklerimizden biri de Köprü Hisar'dır. Onun da Çaşıtı hazırdır beyim. Asıl kızını kaybetmemek için bu işe razı geleceksin. Aktemur'la Alçıçek evlenecek. Bugünü değil, yarını düşün. Yarın Osman'ı posttan indirdiğimde Aktemur'u bey edeceğim. Sen de damadının ardında duracak, kayılara hükmedeceksin. Aktemur emmisi Osman gibi değil. Yumuşak yüzlü. Onu istediğin gibi kullanabilirsin. Hı. Nasıl olacak bu? Ben istersem olur. Hem oğlan kızına kör kütük aşık. Aşık bir adamı yola getirmekten daha kolay bir şey yoktur. Bengi Hatun. Aktemur damadın olacak. Sen de cümle kayıya hükmedeceksin. Sen kayılara hükmedince... ...ben de uçlara hükmedeceğim.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ve aleyküm selam. Sefalar getirmişsin. Eyvallah, eyvallah. Beni çağırtmışsın şeyim. Hele buyurasın Osman Bey. Nice vakit oldu, hasbihal edemedik. Dostların hasbihali mühimdir. Yakınlığı artırır. İstedim ki yakınlığımız artsın. Zira şeytan boşluk kabul etmez. Küçük bir ara buldu mu hemen sızar. Şeyhim, bizim aramızda bir ayrılık yoktur. Şeytanın aramıza sızmasına da müsaade etmeyiz. Evelallah cümle kırgınlıklarımız bitti. Değil mi Osman Bey? Yani olacaktı şeyhim. Dil konuşur, biz duyarız. Ama pek kimsenin duymadığı vardır. Gönül dili. O da aynı mı der? Hakikaten gayrı şeytana aman vermez mi bu kardeşlik? Komutan Nayman'dan size haber getirdim Valide Sultan. Komutan Nayman, Samagar'ın ölüm haberini aldı. Bunun için büyük diyet ister. Ve vergi artacak. Yoksa topraklarınız kana bulanacak. Haddini bilesin nöker! Pusatıma yürürsün. Kimin huzurunda olduğunun farkına varasın. Samagar'ın hesabı benle değil ki diyetini ben ödeyeyim. Onun kellesini alana ödeteceksiniz hesabını. Sadece Osman değil, siz de hesap vereceksiniz. Bedelini ödeyeceksiniz hepiniz. Samagar sizin buyruğunuzdaydı. Çıkarın şunu! Şimdi sesimi işitmezsen, işiteceğin tek şey tebaanın acı çığlıkları olacak. Seni işiteceğim. Ama yarın. Osman da, diğer oba beyleri de burada olacak. Derdini de, kelamını da gel divanda anlat. Yıkıl şimdi karşımdan. Bunun hesabını vereceksiniz. Bedelini ödeyeceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Elçi, yarın beyler divandayken kabul edilecek. Mesud'u yakalayamadığın gibi bunu da eline yüzüne bulaştırma. Valide Sultan Hazretleri, bu hamleden muradınız ne ola? Osman, Nayman'ın isteklerini kabul etmeyecektir. Onun bu asiliğine birebir bütün beyler şahit olacak. Osman da bu savaşta yalnız kalacak. Valide Sultan Hazretleri, siz elbet daha iyisini bilirsiniz ama Moğol dersiniz. Her şey bitip Osman'ı yenende buradan böylece giderler mi dersiniz? Hepsi bu dertle boğuşacak. Her hamlede bana olan muhtaçlıkları daha da artacak. Her vakit olduğu gibi en doğrusunu düşünmüşsünüz. Bu kadar da değil, Bayındır Bey. O kayıları adım adım elime geçireceğim. Aktemur'la Alçiçeği evlendirip Aktemur'u kayının postuna oturtacağım.
Turgut Bey. Ökten Bey İmdilik İsmiyan'ın ardındadır. Bu hiçbir nefsini kaşımaz. Şeyhim. Ya sen Osman Bey. İsmiyan'ın düşmanlığı ayağın olanda yüreğinden geçmedi mi? Demedin mi? Gidi Turgut Bey. Kimlerle iş tuttuğunu gör. Ben haklı çıktım. Demedin mi? Ben diyen yanılır. Daim yalnız kalır canlar. Evvel sen demeden dost olunmaz. Kendi nefsinden evvel dostunu düşünmeyenden dost olmaz. Asabın dostluğuna verecek misal çoktur ya. Ama bir hadise vardır ki müşrikleri dahi ağzı açık bırakmıştır. Nedir bu şeyim? Hudeybiye'deki yenilgiden sonra müşrikler küplere binmiş de her türlü hayınlığa girişmişler. Desine oğlu Zeyd ile Hubeyb kafirlerin eline geçmiş. Mekke'ye götürmüşler. Orada müşriklere satılmışlar. Hayince katletmek için Desine oğlu Zeyd Kabe yanına götürüldüğünde Ebu Süfyan ona yanaşıp sormuş. Demiş ki doğru söyle. Ailene sağ salim kavuşmak şartı ile şimdi senin yerinde Muhammed'in olmasını ve de senin yerine Muhammed'in öldürülmesini istemez misin? Zeyd ise dönmüş ona demiş ki asla. Değil bunu. Ben evimde oturur iken Medine'de Resulullah'ın ayağına diken batmasına dahi dayanam. Zeyd'in Resulullah'a bağlılığı müşrikleri öyle şaşkına çevirmiş ki. Kureyş reisi oracıkta itiraf etmiş. Demiş ki hiç kimsenin dostları tarafından Muhammed kadar sevildiğini görmemişimdir. Dostunu kendinden önde tutmak. İşte biz bunu Resulullah'tan ve ashabından öğreniriz canlar. Bu öyle bir haslettir ki kafirleri yer bitirir. Ol sebepten iki dostun arasına kendileri dahi girmemeli. Girmemeli ki şeytan fırsat bulup nifak sokmamalı. Ancak böyle olduğunda kafirlere aman vermeyiz. Nefsimiz bizi darlayanda bunu hatırlayalım. Kafi. Eyvallah şeyim. Eyvallah. Eyvallah şeyim. Destur var mıdır? Oo, şehzadelerim. Hele buyurasınız. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Evlatlar. Görünüşe göre vazife layığıyla yapılmış. Elhamdülillah beyim. Elhamdülillah beyim. Oy maşallah. İsmiyan. Ardımıza avcıyı takmıştı. Amma hakkından geldik beyim.
Peki ya Sultan Mesut? Emin ellerde. Kumral aptaldadır. Aynı senin dediğin gibi baba. Daim yer değişirler. Artlarında iz komazlar. İsmihan'ı hem bize yanaşır gibi yapar... ...hem de avcıyı Sultan Mesud'un ardına takar ha. Bana ettikleri yetmezmiş gibi hala durmaz. Hala oyun peşindedir. İstediği oyunu etsin. Asıl oyunun büyüğünü biz atacağız. Eyvallah evlatlar, eyvallah. Maşallah yiğitlere, maşallah. Hatun! Senin ağzından çıkanı kulağın işitirme. Olur iş mi bu? Öksen Bey. Benim kızım o konağın kapısından bir kere döndü. Ben bir daha müsaade etmem böyle bir şeye. Sen beni işitmez misin? Ha? Valide Sultan haklıdır. Madem karşılarında duramayacağız... ...o vakit bu meseleyi kendi çıkarımıza kullanacağız. Akdemur'u iyi bilirdim. Ta ki benim kızımın yüzünü yere düşürene kadar... ...gayrı benim o çocuğa itimadım yoktur. Akdemur'un ettiklerini... ...unutacaksın. Akdemur ey çocuk... ...sessiz, saygılı... ...babası Gündüz Bey gibi. Demem o ki... ...kendini sevdirip saydırırsan senin sözünden çıkmaz. Bayındır gibi gözü açık da değil. Doğru dersin. Doğru dersin. Akdemur Toy. Nasıl şekil verirsen öyle pişer. Ha. Diğer taraftan... ...Valide Sultan da dediğini edip... ...posta Akdemur'u oturtursa... ...biz de uçlardaki en güçlü beylik oluruz. He ya. He ya. Hem kızımız bize düşman kesilmez... ...hem sevdiğine varır. Biz de güçleniriz. He ya. Ama Bengi Hatun... ...ben de o hatayı bir daha etmem. Bilesin. Alçıçık! Gelesin kızım, gelesin. Buyur baba. Şimdi kızım... ...sana bir soru soracağım. Ama bana doğruyu diyeceksin. He mi? Senin bu Akdemur'a hala gönlün var mıdır? Diyesin hele. Vardır, vardır. Ben yarın gidip Ayşe Hatun'la konuşacağım. Gayrı bu iş tatlıya bağlanacak. Ey. Sultan Hazretleri, beylerin öncü birlikleri Söğüt'e giriş yaptılar. Beyler de birazdan dahil olurlar. Âlâ. Gelsinler. Valide Sultan Hazretleri, müsaade buyurursanız bir sualim olacak. Beyleri yalnız
Moğol belasına karşı birlik olunsun diye mi çağırdınız? Zira bilirim, bir taşla iki kuş vurmayı pek seversiniz. Anlarsın Bayındır. Bazen her şeyi anlarsın. Osman benim kelamımdan anlamaz. Beni kibirle suçlar. Kelamımı mücerret bulur. Ama beylerin kudreti ona çok somut kanıtlar verecek. Devlet olmanın ona kalmadığını, küçüklüğünü gösterecek. Bir tokat gibi Bayındır. Hem birleşeceğiz, hem Osman'ı ezeceğiz. Pek iyi düşünmüşsünüz Valide Sultanım. Pek iyi düşünmüşsünüz. Osman'ın bu hakikatle yüzleşmeye ihtiyacı vardır. Eğer müsaade buyurursanız, ben divana kalmak istemezim. Neden? Valide Sultan Hazretleri, ben fakirin o mecliste işi yoktur malum. Filler tepişir, kuru otlar dışarıda vazifesini yerine getirsin. Sen nasıl istersen Bayındır Bey. Çabuk durun, Bayındır boş durmaz. Edeceğini bilir. Ben bu işe hep karşı çıktım Ayşe Hatun. Ama büyük lokmaya büyük konuşma demişler. Sadede gelesin. Hata ettim. Ama hatamı anladım. Sevdanın önünde taştan duvar olsan duramazmışsın. Sen hatanı anlayana dek kaç insanın kalbini kırdın Bengi Hatun? Haberin var mı? Elbet var. Var ki geldim. Hatamı telafi etmek isterim. Sen de beni anlayasın. Kolay unutulur acılar çekmedim. Demem o ki, oğlun hala kızıma sevdalıysa gelip usulüne göre isteyin. Gayrısı sizde. Oho. Oho. İsmiyan'ın kuracağı divan bizim bey toyumuzdan farklıdır. Sahibi değiliz. Ama konu olacağız. Bilesiniz ki burası cenk meydanından farksız olacaktır. Ama asıl bilmeniz gereken bilek değil, kelam savaşı olacak. O sebeple hepiniz öfkenize hakim olacaksınız. Hudutları şarktan Engürü'ye kadar uzanan dev orduların sahibi Germiyan oğullarından Yakup Bey orada olacak. Soyu Danişment Gazi'ye dayanan, Karp'taki denizlerin hakimi, Karasi oğullarından Kalem Şah'ın oğlu Karasi Bey de orada olacak. Eflani'nin hakimi, Kütahya'yı dahi topraklarına katmak isteyen Candar oğullarından Şemseddin Yaman Candar Bey de orada olacak. Ve hiçbiri kelamını esirgemeyecek. Beyim, kelamları dillerini kesmeyi gerektirse dahi gene de duracağız mı?
Duracaksın Bora. En küçüğü bizim beş mislimizdir. Altlarıyla da, mülkleriyle de. En ufak yanlışta yalnızca yangına körükle gideriz. Eyvallah beyim. Sen nasıl buyurursan. Bizden daha büyükler. Bizden çoklar. Bizden daha güçlüler. Ama evvelallah biz onlara dengiz. Eyvallah beyim. Ha inşallah alnımızın hakkıyla istediğimizi alıp çıkacağız oradan. İnşallah beyim. İnşallah beyim. Haydi altlar. Haydi. Hadi. Ya, ya. Korkar mısın Ülgen? Hatun. Hatun, tun. Tun. Ne korkacağım be? Ben ki garaybe feriştahın kızıyım. Oo. Korku benden korkar. Sen kendine bakasın. Ben korkunun içine doğmuşum, içine. Öyledir. Hiç korkmasın sen. Hatun, Allah Allah. Korkmam derim. Sen benim ne vakit korktuğumu gördün? Aman tamam, yalan yok. Hiç görmedim. Heh. Ama bilirim. Sen korkaksın Cerguday Alp. Düşmandan korkmazsın. Ama nasıl şu sağındakinden korkarsın. Doğru dersin. Kim korkmaz ki yüreğinden? Şşt, bekle beni. Hı. Bekle. Hatun. Ne de iyi gelmiş. Az şeyin bizi zindandan çıkardığını mı öğrenmiş? Ne edeceksin sen niye gelmiş? Al çiçekten vazgeçmedin mi sen? Öyle. Öyle ama... Eğer öğrendiyse İmni onu rahat komaz. Komaz tabii. Hatta kızı Hisar'a bile kitlemiştir o. Yapar. Öğrenmiş değil mi? Ne edeceğiz? Nasıl kurtaracağız az şeyi? Aktemur. Sen bu kıza hala sevdalısın. Onu yolladığına pişmansın değil mi? Bunların artık bir önemi yoktur ana. Sen de hele. Pişman mısın değil misin? O gün... ölümle aramda şuncacık mesafe vardı. Gözlerimi kapatıp yaradana sığındım. Ama o an aklıma geldi. Ben arkamda hakkını yediğim, kalbini kırdığım bir alçıçek bıraktım. Pişman. İyi, aferin. Git kızın gönlünü al. Akşam istemeye gideceğiz.
Osman Bey, Ali Selçuklu'nun ulu beylerinin divanına çıkarsın. Seni de nicedir biliriz. Ricamız odur ki pusatlarını teslim edesin. Evlat, madem beni bilirsin, o vakit pusatlarımı böyle vermeyeceğimi de iyi bilirsin. Ama kelamlarını dahi seçerek kullanırsın. Var olasın. Uzatma Osman Bey. Devlet verdi değil mi? Vereceksin. Benim pusatımı yalnızca kınında görürsün. Eğer kınının dışında görmek istersen, o vakit bu göreceği son şey olacaktır. Bir de tutmaya kalkarsan, ölmeden önce böyle bir şey yapamazsın. Askerler! Adlar, verin pusatlarınızı. Bugün kan dökülmeyecek. İndirin pusatları. Bay Sungur. Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Destur, Valide Sultan Hazretleri. Beyler nerededir Valide Sultan? Uzun yoldan gelirler. Büyük kafileyle gelirler. Sağ olsunlar, lütfedip gelirler Osman Bey. Hoş geldin. Thank you.
Candaroğullarının beyi, şimali yurt tutan, Efdani ve civar mevkilerin hakimi Şemseddin Yaman Candar Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Candar Bey. Yanımızda bolca da armağanlar getirdim Valide Sultan. Şimalden cenuba, karadan denize, alemin dört bir yanına ticaretini yaptığımız mahsullerimizdir. Hepsi en seçkinlerindendir. Sarayınızda dahi böylesi pişmemiştir. Var olasın. Bizans'a kök söktüren, Edremit'ten Bandırma'ya kadar kök salan, Garb'ın hakimi, küffar kıran Karasi Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Karasi Bey. Hoş geldik Valide Sultan. Davetinize icabeten geldik. Atam Kalemşah'ın bir gafletinde küffar kanına buladığı pusattır. Damadım Uslu Bey. Armağan ettiğimiz pusat kadar değerlidir bizim için. Var olasın Karasi Bey. Engürü'den Kütahya'ya kadar hakim, obaların en kudretlisinin, orduların en kuvvetlisinin sahibi, Germiyanoğulları'nın hamisi Yakup Bey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Ne o? Gayrı bizi elinizde pusatla mı karşılarsınız Valide Sultanım? Hoş geldin Yakup Bey. Namını işittik Osman Bey. Demek tanışmak bugüne nasipmiş. Her şey vaktini bekler Yakup Bey. Ya vaktini değil. Senin yerinde durmanı bekler. Bir işitiriz ki Konstantiniyye'desin. Bir işitiriz Konya'da. Çok gezen çok belaya bulaşır. Konar göçer bir töreden geliriz. Durmak bize külfettir. Belayı menbaında boğmak isteriz ki bizim yurdumuza bulaşmasın. Pek severim ben göçerleri. Her daim yer veririm. Yurt veririm. Lakin göçerden sen göçerliğini bileceksin. O
düşü de... ...düşü kurmayı hak edene... ...kökü devletli olana bırakmayı öğrenmen gerek. Herkes hediyeleriyle gelmiştir Yakup Bey. Senin elin boş mudur? Benim armağanım ele avuca sığacak kadar küçük müdür? Hediyeniz Söğüt dışındadır. Her biri birbirinden yaz 300 at. Valide Sultanımıza. Var olasın Yakup Bey. Gayrı buyurasınız. Osman Bey. Buyurasın. Bizim beylerimiz ne dev ayaktadır? Valide Sultan. Hak ettikleri yerde dururlar Osman Bey. Sen dahi biz gibi ulu beylerin yanında oturabildiğin için... ...Valide Sultan'a duacı olasın. Kul bize yer verdi de minnet edecek Adem oğullarından değiliz Candar Bey. Biz mülkümüzü de yerimizi de bileğimizle alırız. Bizi kendinle karıştırmayız. Beyler, hele benim ardımda kurulasınız. Buyursunlar tabii ya. Bunca bela içte güçsüz düşmüşlerdir. Şimdi Valide Sultan'ın kelamını işitebiliriz. Vaziyet düşündüğünüzden de fenadır. Komutan Nayman'dan bir haber var. Komutanı Samagar'ın kellesinin kesilmesi onu çok öfkelendirmiş. Vergileri artırmamızı, Samagar'ın kellesi için diyet ödememizi ister. Valide Sultan, meselenin bizi ilgilendiren kısmını işitmek isteriz. Belaya çatan diyeti yalnız öder. Samagar'ı kim öldürdü? Karesi Bey. Varsay ki ben öldürdüm. Öyle dönüp Osman Bey'e bakmayasın. Düşmanı öldürmek ne vakit bizde suç olmuştur? Ben sizi birlik olmak için davet ettim. Valide Sultan. Siz kudretinizi nereden alırsınız? Bu nasıl bir sualdir Yakup Bey? Evladınız Ali Selçuk'un hakimi Sultan Alaaddin Hazretlerinden alırsınız. Onu devirmek isteyen, Mesud'u kaçırmaya kalkan bu beyle mi birlik olacağız? Hadi bizi geçin. Siz nasıl affedersiniz? Acizler kin tutar. Zayıflar öfkelenir.
güçlülerse affeder. Sultan Alaaddin Hazretleri Osman Bey'i bağışlamıştır. Biz bunu yutup birlik olmak istiyorsak siz de isteyeceksiniz Yakup Bey. Küffarla cenk ordularımı yıpratmıştır. Ama bolca da ganimete sebep olmuştur. Şimdilik vergileri ödemeyi, kesilecek diyeti kabul etmeyi öneririm. Bu da sizin hatırınızadır Valide Sultan. Yoksa ne Osman Bey ne de bu topraklar beş akça dahi fedakarlık edilecek yer değildir. Türk'ün yurdu altınla hırkalacaksa varsın yerle yaksan olsun. Akçayla satın alınan hürlük akça bittiği vakit kaybedilir. Canımızı buna borçluysak varsın feda olsun. Osman Bey, sakin olasın. Kimsenin hürriyetini kaybetmeye niyeti yoktur. Diyetse diyet, cenkse cenk. Bir olup çözüm aramak için buradayız. Bunun çözümü diyet değildir Valide Sultan. Ben bu uçları kanımla aldım. Kanımla kurdum. Samagar'ın kellesine değil diyet, kapıdaki içimi dahi verme. Aa, bu da son sözüm olsun. İmparator Andronikos. Hizmet ettiğin Kantakuzenos'un yüzüğü senden hızlı geldi oğlum. Hizmetim sadece Yüce İsa'yadır söyle İmparator. Yolumuz bir olursa size de. Kantakuzenos hak ettiği sonu yaşadı oğlum. Sana inanmasaydım seni de onun yanına gömerdim. Şimdi onun yıktığı şeyleri ben dirilteceğim. Boynundaki haç. Hristiyan olduğunu duymuştum. Ama buna inanmak güçtü. Doğru duymuşsunuz soylu imparator. Yüce İsa'nın dinini seçtim. Artık tek bir amaç uğruna kan döküyorum. Topraklarımızdan tüm Müslümanları atana kadar da akıtmaya devam edeceğim. Marcos. Biliyorum. Seni bu yüzden çağırdım. Hangi kudretle Osman Bey? Neyle savaşacaksın? Karşımıza dağ gibi çıkanları vaktiyle ova gibi dümdüz ettik. Varsın gelsinler. Eğer geleceklerse o vakit geldikleri gibi de gidecekler. Osman Bey. Osman Bey. Senin oban 100 çadırla yurt ararken biz Moğol'a kök söktürüyorduk. Senin şanlı mazin nedir? En eski gazin kimdir? O hayallerin suya düşer. Sen de o suda boğulursun. Hangi güçle savaşacaksın?
Dev atıyı zincirleyip hangi güçle topraklarımdan sürdüysem işte o güçle. Adını dahi anmaya korktuğunuz düşmanları bu topraklara ben gömdüm. Ben Moğol'la Bizans'la cenk ederken hiçbiriniz burada yoktunuz. Ne? Valide Sultan'ın buyruğu olmasa ayak basmayacağınız uçlarla ilgili sakın ha karar almaya kalkmayasınız. Yoksa burun altında ezilirsiniz. Osman Bey! Yeter! Mesele hepimizin meselesidir. Öfkenizi düşmana saklayın. Saklayalım Valide Sultan. Saklayalım. Saklayalım ama Osman Bey ittifak kazanmak için çaba harcamak yerine bizi karşısına almak için çaba sarf eder. Candar Bey, yurdu korumak gazadır. Ama sen dersen ki beni ikna edin, gelin önümde eğilin, evvel elini vicdanına koyacaksın. Yoksa senin mazlumun davasında hiçbir muhabbetin yoktur diyeceğiz. Turgut Bey sen olmalısın. Osman Bey'in gölgesi. Biz ayrın gölgesiyiz. Ama görürüm ki sen şerrin ta kendisi olmuşsun. Valide Sultan Hazretleri, affınıza sığınırım. Biz buraya hakaret dinlemeye gelmedik. Mesele çetindir. Çetindir ama ben bu beylere sırtımı dayamam. Müsaadenle. Candar Bey, ben divan bitti demeden hiç kimse buradan bir adım dahi atamaz. Oturmanızı beklerim. Elçi bizden bir karar bekler. Cenk edeceksek cenk kararı, vergileri arttırıp diyet ödeyeceksek bu kararı ileteceğiz. Şimdi. Moğol elçi geldi Valide Sultanım. Buyursun. Komutan Naiman Samagar için diyet ödemenizi ister. Asiliğiniz için vergileri 3 katına çıkarmanızı emreder. Ve Osman'ın kellesini ister. Müslümanlara karşı dev bir ordu kurdum oğlum. Ordunun başına sen geçeceksin. Boynundaki haça ölümün pahasına hizmet edeceksin. Nefesim kesilene kadar Yüce İsa'ya hizmet edeceğim. Bu orduyla Yüce İsa'nın ışığını söndürmek isteyenlerin kanlarından nehirler akıtacağım. Bu çok da zor olmayacak. İsmihan onların birliğini parçaladı. Şimdi de Moğol tehdidine karşı tekrar bir araya topluyor.
Sen de İsmihan'ın yanında olacaksın. İşlerini gizlice yürüteceksin. Ta ki İsa'nın ordusunun şehirlerinde olduğunu anlayana kadar. İşte o zaman kurdukları birlik onların sonu olacak. Artık surlarımızın ardında düşmanlarımızı beklemeyeceğiz. Onları meydanlarda yok edeceğiz. Şimdi beni iyi dinle Oluf. İşi tamam. Bir daha diyorsun. Beylerin ahmak olduğunu bilirdim de sağır olduklarını şimdi öğrendim. Naiman Samagar için diyet, asiliğiniz için vergi ister. Bir de senin aciz kelleni. Kellemi verirsem yurdumu rahat bırakacak mı? Yok. Vergileri de, diyeti de alacak. Karşı çıkarsanız topraklarınızı cehennem kılacak. Kelleni yine de alacağız Osman. Kellemi ister, doğru iştir. Madem kellemi ister. Sana ne kellemi veririm, ne de zalimce istediğin vergileri. Sana vereceğim tek şey. Ölüm olacak. Şimdi bunu komutan Naiman'a götüresin. Eğer akıbetinin böyle olmasını istiyorsa Osman Bey yurdunda bekler diyesin. Hadi. Osman Bey, sen ne yaptın? Fikrimi belli ettim. Savaşacağız. Bize sordun mu? Bana sormadan beni savaşa mı katarsın? Çokça akçam var deyu güvenme. Çokça alpın var deyu böbürlenme. Siz çoksunuz. Ama dengiz. Eğer yüreğiniz varsa bizimle birlikte gaza edeceksiniz. Ama eğer yüreğiniz yoksa... Yüreğimiz de var, altımız da. Ama sen bizi yok olacağımız bir savaşa sürüklemek istersin. Naiman'ın orduları büyüktür. Onlar ki bazı kimseler kendilerine... Düşmanlar sizinle savaşmak için ordular topladı. Onlardan korkun dediklerinde... Bu onların imanını bir kat daha arttırdı da... Allah bize yeter. O ne güzel vekildir mukabelesinde bulundular. Şimdi... Kararlarınızı bekliyorum. Kim er, kim mümin hep birlikte göreceğiz. Gelir mi dersin? Gelmez mi? Ben ona kötülüğün en büyüğünü ettim.
Gayrı gelmez. Al çiçek. Bak. Gördün mü? Gelir demiştim. Akılsız mı dersin bana? Doğru dersin. Eski al çiçek olsaydı gelmezdi. Ama bu yeni al çiçek pek akılsız. Kalbinin sesini dinler. Kendine engel olamaz. Yok. Onu bana der. Akılsız olan benim. Kalbinin sesini dinlemeyen. Sevdiğinin canını yakan. Onu yarı yolda bırakan benim. Ama şimdi aklım başıma geldi. Söyleyesin bana. Pişman olmak için geç midir? Bu güzel gözlerinden yaşa eksik etmeyen bu akılsız adamı affedebilir misin? Beni bir kere yarı yolda bırakan adama nasıl güveneyim? Ya yine aynısını ederse? Yok. Etmem. Edemem. Sözüme itimat edesin. Öyle bir kelamına nasıl itimat edeyim? Ne bu ağaca, kuşlara, toprağa, en sevdiğime. Yemin olsun ki bir daha seni asla bırakmayacağım al çiçek. Haydi diyesin. Affedebilir misin beni? Affettim. Ama bu sondu. Bu son. Savaş çıkaracağını bilirdim. Ama bu yaptığın... Naiman geldiğinde... Osman... ona uzattığım eli geri çevirdiğine pişman olacak. Osman Bey... bu ettiği seyirlikle... beylerin onun ardında olduğunu düşünür. Kendince... beylerin ona hürmet ettiğini, onların gönlünü aldığını sanır. Avcı, beylerin her birine mektup yazacaksın. Göndereceksin. Hiç kimse, ama hiç kimse Osman'la ittifak kurmayacak. Buyurunuzdur sultanım. Osman Bey, devlet olayım diye çıktığı bu yolda tarih olacak. Be
Beyim, biliriz müşkülümüz çoktur. Bir yandan İsmi Han, bir taraftan Moğollar. Ama... Elbet müşkülümüz çoktur. Biz bir hayırlı işe kalkışmak isteriz beyim. Ne diyeceğinizi iyi bilirim. Aktemur'un gönlü var mıdır diyorsunuz? Aktemur'un gönlü vardır beyim. Eğer senin rızan olursa... Destur var mıdır beyim? Gel bakalım Aktemur. Germiyan ve Karesi beylikleri bizimle olan ticaretlerini kesti. Çobanoğulları da sınır getirdi. Ticaretimiz onlarla mı var oldu ki onlar kesildiğinde zora düşelim? Aktemur. Hadi gel bakalım. Seninle şöyle bir erkek erkeğe konuşalım. Aman be. Ne sıkıcı işmiş. Ne o? Caş dolacaktım. Aha gel ilgin. Ne yap? Ne yap? Seninle yola çıkan da kabahat. Ama ben de dedim Balatun'a bu iş bir başmaydı. Bu ciğer kuday bana ayak bağlı dediydin. Hele hele. Ben de gelmeyeydin. Kiminle gelecektin? Senden gayrı herkes gelebilirdi. Ama çok ısrar ettiler. İlla Cerguday olsun, illa Cerguday olsun. Yani ne olacaksa. Bu sefer sevdandan emin misin? Bir hatayı daha affetmem biraz. Emmi. Ben sevdamdan hep emindim. Ama öfkem gözümü kör etti. Alçıçeği çok kırdım. Hata ettim. Evlat. Sevdanın üzerine gideceksin. Onun peşinden gideceksin. Öyle boranda rüzgarda savrulmayacaksın. Sevda. Sevda hata affetmez. Gayrı hata yok emmi. Bundan gayrı kırdığım kalpleri telafi etme vaktidir. Al çiçekle konuştum, gönlünü aldım. Eyvallah. O vakit biz de üzerimize düşeni yapacağız. Ama bir şey daha vardır.
Ökten Bey. İsmi Han'ın yanındadır. Şimdi bu evlilikle akraba olacağız. Emmi. Eğer istemezsen... Yok. Hiç merak etme. Ben gerekeni yaparım. İnegöl'den gelen kan kokusu Osman'ın genzini yakacak. Sadece İnegöl'ü değil. Şimdiye kadar kaybettiğimiz her şeyin intikamını alacağız. Sonunda sevgilim. Beklediğimize değecek sevgilim. Şimdi her zamankinden daha güçlüyüz. İşte içerideki tek dostumuz da geliyor. Gel Bayındır, gel eski dost. Bunlar da dostluğumuzun nişanesi. Bundan böyle gözler önünde düşman, gözler çekilen de dostuz. İnegöl'ü almak için ne istersen vereceğim. İnegöl. Ama ikimizin arasında kalacak. Görüyorum bayanlar. Görüyorum. Altınlarını dahi paylaştığına göre... söylediklerin gerçek. Demek İsmihan senin de sadakatini kaybetti. Gerçek ya. Onlar Çavundur'un bayındırını ahbak yerine koyup dursunlar. Topunun ipini çekeceğim. Senle bir, senle ikimiz ey ortak olacağız Olof Efendi. Ey ortak olacağız. İyiydik zaten bayındır. İsmihan gelene kadar iyiydik. Sonra... ikimizi de ele geçirdi. Al çiçek. Osman al çiçeği istemeye gidecek. Bu al çiçek. Senin evlenemediğin al çiçek mi? Durasın hele hatun. Gelin daha ata bile binmedi. Sonunda ne olacağını Cenab-ı Allah bilir. İstemede kimler var? İsmihan'dan Turgut'a herkes orada olacak. Tedbirini alırlar muhakkak. Ama başsız sürü tez dağılır. Bu talihi iyi değerlendiresin Olof Efendi. İnegöl'ü alacağım. Oldu mu indi ben bu? Olmadı. Raf ciğer kuday, senin sözünle hiç tutanla kabahat. Oldu. Pek güzel görünürsün. Hadi yürü, yürü. Pek yavaşsın. Hızlan haydi. Ağzından iyi bir kelam çıkmaya görsün. Ayaklarıma da kara sular indi be. Lan ne diye o atları geride bıraktık yayan gideriz. Haydi. O Çenem anca yemeye çalışsın. Hop sana derim nereye gideriz nereye?
ne bakarsın? İlk kez mi görürsün suratımı? Böyle olmaz. Pek güzel. Pek temiz görünürsün. Kapa gözünü. Kapa kapa. Sen nereye kafayı yedin ha? Ne edersin be deli? Yok sen hepten kafayı yedin. Şuncacık aklım vardı o da gitti. Gel gel. Hemen. Şişt, geç 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 geç. Bastılar. Bacımla biz. Bacım! Yanımızı zor kurtardık. He ya. He. Bacısıyım. İlelebet bacısı. Bize yardım edin. Bize yardım edin. Bize en azından köprü işlere kadar. Yanınıza al. Moğol'un niyeti yarım kalanı tamamlamak. O sebeple obalarımız ve cümle mülklerimizi tedbirsiz bırakmayacağız. Her daim hazır olacağız. Elçiyi kesmekle Moğol'u üstümüze salmak ister. Ama Osman Bey, bu düğün işi ne ola? Öktemler onlardan habersiz kuşlayı uçuramaz. Belli ki düğün de oyunun bir parçası. Oyunu bilen de o vakit kazanan biz olacağız. Beyim. Benim gönül ataşımla oyun kurup bizi tuzağa çekerlerse yemin olsun onları yaşatmam. O vakit hepsinin hesabını bir görürüz. Hiç merak etme. Diyesiniz hele. Hazırlıklar tamam mı? Her daim hazırız beyim. Pusatsız adım atmayı bırak, soluk dahi almayız beyim. Gidip al çiçeği alalım. Ola ki oyun yaparlar, o vakitte canlarını alırız. Ne maşallah. Hediyeleri getirecek atlar ve bacılar da pusatlıdır beyim. Merak etmeyiz. Ey maşallah hatunlar. Ey maşallah. Haydi o vakit. Atlar, hatunlar. Hadi. Hadi, hadi.
Hoş geldiniz Valide Sultan. Safa getirdiniz. Hoş bulduk Ökten Bey. Kardeşlerim, düşmanın yurdunda pençelerimizle tutunduk. Şimdi o pençelerimizle kendi yurdumuzu tutma zamanı. İnegöl'ü kendi toprağımız yapacağız. Kardeşlerimiz öldü. Artık öleceksek kendi toprağımız için. Ama önce İnegöl'deki herkesi öldüreceğiz. Orayı kuzeyden gelecek kardeşlerimize armağan edeceğiz. Onlara hem bir toprak hem de İsa'nın ışığını vereceğiz. Benimle misiniz kardeşlerim? Benimle misiniz kardeşlerim? İsa bize yol göstersin. Gel. Gel lan. Yangınlar başladı mı? Başladı. İnegöl civarındaki tüm köylerde istediğin gibi yangınları başlattım. Güzel. Birazdan İnegöl'ün alpleri yangınlara müdahale için çıkacaktır. Biz de kapı açıldığında içeri dalacağız. Benimle misiniz kardeşlerim? Benimleyiz oğlum. Çiçeğim. Sonunda istediğini yaptın ha? Ben etmedim ana. Sen ettin. Ama anlamam. Fikrin nasıl değişti? Hala razı mısın benim evlenmeme? Aklım razı değildir. Ama gönlümü soracak olursan rahatsızdır kızım. Kararımın ne vakit değiştiğini soracak olursan o gün hançeri boğazına dayadın ya çiçeğim. Ben o günden beri yastığa kafamı rahat koyamam. Ben o günden beri nefes alamam. Hazırlıklara yardım et. Hı? Hadi bakalım. Osman Beyler de şimdi gelirler. Hadi. Şimdilik razıyım kızım. Şimdilik razıyım. Moran, Bey,
Alpları etrafa konuşlandırın. Esmihan'ın ne yapacağı belli olmaz. Tedbirli olalım. Buyruk benimdir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sonunda hayırlı bir iş için birlikteyiz Osman Bey. Hayır da şer de Allah'tandır Valide Sultan. Tabii bir de Kanta Kuzenos ve mahkeme meselesi sonrasında. Zincirsiz Marmaracı'ya ilk gelişiniz. Bu da güzel tabii. Doğru dersiniz. Ama Marmaracı'ya geldiğimde elimde pusadım vardı. Pusadımda da kan vardı. Şimdi oturduğunuz bu Marmaracı'yı Ökten Bey'e ben verdim. Eğer isterseniz yine aynı şekilde gelebilirim. Yok. Böyle iyi. Malum gayrı pusatlarımız birbirimize değil, düşmanlarımıza doğrultulmuştur. Bu hayırlı iş de bunun nişanı olsun. Hele bir kız alalım. Hele bir toyumuzu yapalım. Ondan sonra kim kime pusat çekecek, onu konuşacağız. Ama ben sizinle birlik olacağımı demedim. Olacak. O da olacak Osman Bey. Siz uçların kaderi için türlü düşmanlıkları unutacak büyüklüktesiniz. Hele şu hayırlı işi halledelim de. Haydi oturasınız. Hızlı olun atlar. Yanılmayım hele yetişin. Haydi. Dur. Açın. Siz de kimsiniz? Ne istersiniz? Saldırın!
Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle kızımız al çiçeği, evladım saydığım yeğenim Aktemur'a isteriz. Ama evvel al çiçeğin cevabını duymak isterim. Atası da, valide sultan da eğer bir şey diyecekse sonrasında desin. Diyesin el al çiçek. Aktemur'a gönlün var mıdır? Gönlüm vardır bey. Aktan Bey. Biz Aktemur oğlumuzu, Aktemur Bey'imizi iyi tanırız. Yiğitliğiyle biliriz. Kızımıza da layıktır. Ben de atası olarak verdim gitti. Hayırlı olsun. O vakit hayırlara vesile olsun. Allah tamamını erdirsin. Allah boynunuzu soyunuzu daim kılsın. Tamam. Amin. Amin. Ama bir daha tekrarı olmayacak şeyler var. Ola ki bir daha kızım kapıma gözü yaşlı, başı öne eğik gelir. O vakit bunun hesabını sorarım. Eğer birinin başı daha öne eğilirse, bunu kim ederse onun başını bizzat ben alacağım. Eyvallah Osman Bey. Gönlünü ferah tutasın. Hayırlısı olsun. Çok şükür. Bu iki tazenin de mürüvvetini gördük sonunda. Bu iş elimizde ayağımıza dolanmaz he mi Bayındır Bey'im? Ben korkarım. İsmihan Sultan'ın kulağına gider ise... Hüseyin Efendi, ben seni korkasın diye mi yanımda gezdiririm? Korkmayasın. Olof'la gizliden iş tuttuğumuzu hiç kimse öğrenmeyecek. Ta ki güç bizim elimize geçene kadar. Hele hele. Şunların sesini duyar mısın Hüseyin? Bunların açamayacağı kapı mı var? Yine gölün dahi kapılarını açarlar. Olof'un işini kolayladınız mı? Tamamdır Bayındır Bey'im. Yine göl gayrı, Olof'un mülküdür. Hey. Bunca vakittir hiçbir iş etmeden vazifenizi bekler dururdunuz. Şimdi bir işe yaradınız. Daha da yarayacaksınız. Bu da mükafatı. Çekinme Ayde. Ah!
İnegöl sana mezar olacak oğlum. Sizin mezarınız bile olmayacak. Hepinizi öldürmeden durmayacağım. İnegöl başlangıç. Ama siz bunu göremeyeceksiniz. Cesedinizi bile bulamayacaklar. İnegöl artık bizim Olof. Burası bizim ilk toprağımız. Müslümanlara buradan saldıracağız. İsa'nın ışığını İnegöl'den alevlendireceğiz. Sökün bayrakları. Valide Sultan, Osman Bey. İnegöl düşmüştür. Sularım.